Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir TYT bir AYT sorularına çok güzel bir TYT sorusuyla devam ediyoruz. Optik mercek konusunu işleyen Tarık öğretmen tahtaya K, L ve M ve N cisimlerini aynı ebatta şekil 1'deki gibi çizer. Tarık öğretmen X ve Y gözlük camlarından tahtaya baktığında X gözlük camına harfler olduğundan büyük, Y gözlük camından harflerin olduğundan küçük olarak şekil 2'deki gibi görür. Tarık öğretmen sınıfa bu olayın sebepleri hakkında yorum yapmalarını ister. Öğrencilerden Almine, Onur ve Bilge yorumlarını yaparlar. Buna göre Almine, Onur ve Bilge'nin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, gözlük camında ince ve kalın kenarlı mercek kullanılabilir. Aynı ebatta arkadaşlar burada K ve L yazılıyor. Şurada da arkadaşlar M ve N arkadaşlar harfleri yazılır. Peki X gözlük camına bakınca K'li olduğundan büyük görüntü olması için arkadaşlar şuradaki merceğimiz ince kenarlı veya ince kenarlı diğer bir ismi yakınsak mercek olması gerekir. Peki diğerinden de olduğundan küçük görünmüşse bu mercek arkadaşlar kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercekler arkadaşlar ıraksak mercek diye adlandırılır. Peki buna göre öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? Almine'den başlayalım. X gözlük camında yakınsak mercek kullanılmıştır. Görüntü olduğundan büyükse tabii ki yakınsak veya ince kenarlı mercek kullanılmıştır. Almine için doğru. Unutmayalım arkadaşlar, olduğunda küçük görüntüler sadece kalın kenarlı mercekte olur. Almine için doğru. Peki arkadaşlar, ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerin genel özellikleri hakkında bilgi verelim. Arkadaşlar ince kenarlı mercekler de şöyle arkadaşlar uzağa arkadaşlar yakını göremezler, onu yazalım. İnce kenarlı mercekler yakını göremez ve onlar arkadaşlar hipermetrop göz hastalığına karşılaşmıştır. Peki kalın kenarlı veya ıraksak mercekler de arkadaşlar onlar da uzağa göremez ve arkadaşlar onların da hastalığı göz hastalığı miyoptur. Peki buna göre öğrencilerin verdiği yorumlardan bakalım. Unutmayalım arkadaşlar, harfleri kendiliğinden büyük görmüşse ince kenarlı, ki olduğundan küçük görmüşse kalın kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercekler yakını göremez, hipermetrop göz hastalığını yakalamışlardır. Kalın kenarlı mercekler uzağa göremez ve miyop göz hastalığı vardır. Peki Onur için bakalım. Y gözlük camını kullanan kişi uzağa göremez. Kalın kenarlı mercek onun için kullanmış. Miyoptur arkadaşlar. İkincisi ya da Onur için doğru. Bilge, X gözlük camını kullanan kişinin göz hastalığı miyoptur. Miyop değil arkadaşlar. Hipermetrop olmalıydı. Bilge için yanlış. Almine ve Onur cam şıkkımızı dediler.